Şimdi geçiyoruz bu işsizlik, yoksulluk içerisindeki çırpınışımıza tekrardan. Gerçi çıkamıyoruz buradan ama çıkmak için mücadele ediyoruz. O nedenle varız. Gerçekleri aktarıyoruz. Çıkış için yol gösteriyoruz. Sandık. Ama olanı biteni bilmek lazım. Şimdi kat ve kat artan elektrik, doğalgaz faturaları, günden güne zamlanan akaryakıt ve daha birçok kaleme gelen zam A'dan Z'ye her şeyi etkiliyor. Biz aylardır halk ekmek büfeleri önündeki o uzun kuyrukları sizlere aktarıyoruz. Halk ekmek 1,25 liraya, 1 lira 25 kuruşa ekmeği satıyordu ve bu vatandaş için bir katkıydı elbette. Çünkü oradan yaptıkları arttırımı bir diğer yerdeki boşlukta değerlendirebiliyorlardı az da olsa. Halk ekmek de artık bu zamların ağırlığının altında eziliyor. Ve yine de her şeye rağmen maliyeti 2,15 lira olan ekmeği 2 liraya satacak. Bir zam var ama maliyetin altında gelen bir zam. Faturası 200 lira. Ocak ayı faturası 750 lira. 755 lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama gelen elektrik faturalarını Twitter'dan paylaşarak böyle isyan etmişti. Maliyetlerimiz çok aşırı yükseldi. 3 katına 4 katına çıktı maalesef, çok üzgünüz. Sadece faturalar değil, yakıtı, unu, mayası, ekmeğin maliyeti tüm kalemlerde 3-4 kat yükseliyor ama Halk Ekmek vatandaşı ucuz ekmek verebilmek için tüm zamlara direniyordu. Halk Ekmek maliyetler karşısında daha fazla direnemedi. Özgen Nama yine Twitter hesabından paylaşım yaptı, yeni ekmek fiyatlarını açıkladı ve vatandaştan özür diledi. Çok üzgünüm, zam yağmurlarına karşı daha fazla direnecek gücümüz kalmadı. 11 Şubat'tan itibaren bize maliyeti 2,15 TL olan ekmeği 2 TL'den halkımıza ulaştıracağız. AKP'nin yaratmış olduğu yoksullukla ortaklaşarak mücadele edeceğiz. Halkımızın hoşgörüsü ve anlayışına sığınıyoruz. Sokaklarda ise manzara değişmedi. İstanbul'da halk ekmek büfelerinin önünde yine metrelerce uzayıp giden kuyruklar oluştu. Gün geçtikçe yükselen maliyetler karşısında halk ekmekte dayanamadı ve ekmeğin fiyatını 1,25'ten 2 liraya çıkarma kararı aldı. Zam geleceğini duyan vatandaşlar ekmek stoğu yapmak için halk ekmek büfelerine koştu. Her gün böyle çok mu alıyorsunuz ekmeği? Buzluğa atıyorum. Stok yapıyorum. Yarın zam gelecekmiş. O yüzden mi stok yapıyorsun? Öbür ekmek 3,5-4 lira. Bundan 4 tane alıyorum. 5 lira veriyorum. Kendime 5 tane alıyorum. Kızıma 4 tane alıyorum. Bu kadar. Fırında o kaç lira yapayım? 2 tanesi 6 milyon. İyi, fırınlar bakalım yine bu, burası uygun. Ne yapacağız? Asgari ücret, hastam var mı şeyde, yatalak. Yani ben bir emekliyim, mecburum. Zaten faturalar can yakıyor, bari bundan şey yapalım. 2 lira da olsa 1,5 lira kerem oluyor. Bir 50 kuruş daha koyar, 2 tane alırım. Fiyat iyi de tabii biraz pahalılaştıracaklarmış. Şu anda herhalde daha 125, yarın 2 oluyor herhalde galiba, değil mi? Tabii ki 2 lira da belki insanımıza fazla gelebilir ama yapacak da fazla bir şey yok. Çünkü maliyetleri koymuş başkan oraya. Halk ekmek sırasındaki vatandaşlardan biri pahalılık yok deyince tepki gördü. Niye fırına gidip almıyorsun? Doğru söylüyor. Senin İstanbul Belediyesi yaptığı yerden almıyor. Başkanın bir tane fırın yaptığı yok. Bu zamana kadar yapılan fırınlar hep AK Parti'nin zamanında yapılan fırınlar. Buradan ekmek alıyorsanız hepiniz demek ki güç durumdasınız. Kimin? Benim yüzümden mi? 20 senedir, hatta 25 senedir AK Parti. Hala konuşuyor musun Allah'ı? Hala konuş. Hala elektrik faturası ne? Doğalgaz ne? Dünyada öyle. 32-50 dünyada değil. Sen Türkiye'ye bak. Halk ekmekten niye alıyorsun da gidip oradan almıyorsun? Fırıncılarda ise durum daha da vahim. Artan maliyetler ve giderler esnafın belini bükmüş durumda. Zam yapmamak için direnen fırınlar son noktaya geldiklerini söylüyor. Vallahi şu anda yani başa baş da gitmiyoruz diyebilirim. Yani şu anda maliyetlerimiz çok yüksektir. Onların fiyatı yükselmiş, elektrik yükselmiş, doğalgaz yükselmiş, kira yine öyle
sigorta olsun. Yani şu anda gerçekten bir şey kazanmıyoruz. Yani fırıncı şu anda mağdur durumdadır. Ya şu an 350-400 lira biz alıyoruz onun çuvalı. Mesela maya yine zam gelmiş. 135'e aldığımız maya şu an 170 liraya çıkmış. Onun yine her şeye zam mecburen biz de bunu ekmeğe yansıtacağız. Başka çaresi yok yani.